verilmiş. 16C. OBEP'leri 30 olarak verilmiş. Biz bunu şöyle yorumlayabiliriz. A sayısı 30'un katı olacak. İşte 30 çarpı P gibi bir sayı olabilir. 150 sayısı da yine 30'un katı olacak. Bunun yanına da K gibi bir sayı yazabiliriz ama sayı belli olduğu için K demeye gerek yok. Direkt 5 yazarız. Şu yan tarafa yazdığımız sayılar, yani bu P ve 5 sayıları aralarında asal olmalı. Bunların ortak böleni olmamalı. Yoksa OBEP'leri 30 olamaz artık. 30'dan daha büyük bir şey olur. Buradaki P ve 5 aralarında asal. Şimdi biz A sayısını 30P olarak bulduk. Şuraya yazarız. O denklemde yerine yazarız. Şöyle 300 küçük A denmiş. A yerine 30P yazıyorum. Küçüktür 660. Şimdi her yeri 30'a bölelim. Şurayı, burayı ve de burayı 30'a bölüyorum. Şunlar gidiyor. Bu sıfırlar gider. Bu sıfırlar gider. 30'u 3'e böleriz. 10 gelir. 30 bölü 3 10. Küçük. Burası P sayısı. Küçük. 66'yı 3'e bölelim. Bu da 22. Şimdi biz P sayısı arayacağız ama P sayısı rastgele sayılar olmayacak. 5 ile aralarında nasıl olacak? 5 ile ortak çarpanları olmayacak. Şimdi o tarz P'leri arayacağız. 11 olabilir. Tabii işte nokta olmayanları atalım. Tek tek saymayalım. 15'i atacağız. İlk 11 oldu. 15'i attık. 20'yi atacağız. Bir de 21 olacak. Bu aralıktaki sayılar. Önce kaç sayı var onu bulalım. Terim sayısından. Son sayı. Terim sayısı. 21. Eksi 11. Birer birer artıyor. Artı 1. Şimdi 21'den 11'i çıkardık. 10. 1'e böldük. 10, 1 ekledik, 11. Yalnız bu terim sayısı, iki tane de atmalıyız burada. Şu ikisini atmalıyız. 11'den iki tane daha çıkarırsak, 9 tane. O zaman kaç farklı diyor? 9 farklı değeri vardır. Anı.